15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikaste giden askerlerin yargılandığı davada kararın bugün çıkması bekleniyor. Şimdi detayları öğreneceğiz. Kameralarımızı Muğla'ya çevirelim. Habertürk muhabiri Gülçin Ayça bizi bekliyor. Gülçin. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana gelişen bu süreçte aslında en önemli davalardan biri olmuştu ve gözler Muğla'ya çevrilmişti. İşte Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde artık karar verdi. Cumhurbaşkanına suikastimi aslında kararın verilmesiyle, nihai kararın verilmesiyle son kez hakim karşısına çıkmış olacak. Peki bugün ne olacak? Bilindiği gibi 43'ü tutuklu, 46 sanık bulunuyor ve her birinin son sözü alındıktan sonra nihai karar yüzlerine okunacak. Hatırlanacağı gibi 37 sanık hakkında 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ama suçlamaların en başında Cumhurbaşkanı'na suikast var, anayasayı ihlal var. İşte bu suçlamalarla birlikte her biri hakkında cezanın ne olacağı bugün netlik kazanmış olacak. 37 hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası, müebbet hapis cezası bekleniyor dedik ama bununla birlikte Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 46 sanığın arasında aslında bir numaralı şüpheli de Fethullah Gülen, onunla da ilgili bir karar verilmiş olacak. 2 numaralı sanık da Yukta Sulh Konseyi üyesi olduğu ileri sürülen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş. İşte her biriyle ilgili karar verilecek ve yüzlerine okunacak ve 20 Şubat'ta başlamış olan 7 aylık bu süreç sonucunda da karar verilmiş olacak. Biz de Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ayrıntıları gün boyu aktarmayı sürdüreceğiz.